Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi ile Sağlıklı Yaşamlar başlıyor. Merhaba değerli dinleyicilerimiz. 1-7 Nisan Kanser Haftası. Bu nedenle yine Kocaeli Tıp Fakültesi ile Sağlıklı Yaşam programında bu defa kanser konusunu konuşacağız. Kocaeli Üniversitesi'nde Onkoloji Anabilim Dalı'nda görev yapmakta olan değerli hocamız Profesör Doktor Devrim Çabuk aramızda. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Hocam bize kısaca kendinizi önce tanıtır mısınız? Ben Doktor Devrim Çabuk. 1999 yılında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden mezun oldum. Daha sonra Marmara Üniversitesi'nde iç hastalıkları uzmanlığımı ve daha sonra da tıbbi onkoloji uzmanlığımı tamamladım. Sakarya'da da 2 yıl mecbur hizmet yaptıktan sonra 2011 yılından bu yana Kocaeli Üniversitesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı'nda çalışmaktayım. Konumuz kanser. Dolayısıyla bize kısaca kanser nedir bir anlatır mısınız? Az çok dinleyicilerimizin fikri var ama hep kötü şeyler evet. Var. O yüzden bir de sizin ağzınızdan dinleyelim. Kanser bir organ ya da dokuda aslında hücrelerin kontrolsüz çoğalması. Normalde tabii vücudumuzda pek çok hücre zaten gün boyu çoğalıyor, artmaya devam ediyor ama bir daha sonra bu gereksiz olan hücrelerin bir kısmı ölüyor. Ama kanser hücresinde kontrolsüz bir çoğalma var. Yani genetik veya mutasyon bir takım değişiklikler oluyor hücrede ve hücre ölümü gerçekleşmiyor. Dolayısıyla hücre kontrolsüz bir şekilde büyümeye devam ediyor. Bulunduğu yeri, organı bir süre sonra işgal etmeye başlıyor. Damar yoluyla, daha sonra da damar yoluyla kana geçerek başka organ ya da dokulara gidebiliyor ve orada çoğalmaya başlıyor. Buna biz metastaz diyoruz. Yani başladığı organlı ve daha sonra vücutta farklı yerlerde kontrolsüz bir şekilde hücre çoğalmasına kanser diyoruz. Sonuçta kendi hücrelerimiz aslında. Evet. Peki kanser için belli bir yaş grubu var mı? Yani şu yaşlarda daha fazla görülür diyebileceğiniz veya tür var mı? Aslında kanser daha çok ileri yaşlarda görülüyor. Yani 50 yaşlarından 60 yaşlarından sonra artmaya başlıyor. Ama hani hiç genç hastalarda görmüyor muyuz? Artık 20 ile 50 yaş arasında da pek çok hastada 30'lu 40'lı yaşlarda kanser görüyoruz. Ama diyelim bir örnek vermem gerekirse kolon kanseri, bağırsak kanseri 65 yaşından sonra daha sıklıkla görülüyor. Normal 100 bin kişi sağlıklı bir toplumda 65 yaş altında 20 kişi de görülürken diyelim 65 yaşı geçince bu oran, bu sayı 300'lere kadar çıkıyor. Yani yaş önemli bir faktör. Şimdi son zamanlarda belki soracaksınız ama hani kanser çok arttı deniyor ama ortalama hasta yaşam, insan yaşam süresi uzadı. Yani 80'li 90'lı yaşlara kadar yaşadıkça, yaş ilerledikçe kanser çıkma riski artıyor tabii ki. Teşekkürler. Peki şimdi yaşla birlikte kanser riski artıyor. İnsanlar yani normalde belli dönemlerde belli kanserler için tarama yapmak zorunda mı? Zorundaysa ne zaman ne yapmak gerekiyor? Aslında bence ben her toplantıda böyle her işte kanser haftası önemli günlerde bunun üzerinde duruyorum. Çünkü en önemli konu bu. Yani kanser taraması. Çünkü kanseri erken teşhis etme ve bu kanserden kurtulmanın en önemli yolu tarama. Yani daha sonra konuşacağız hani nedenler nedir belki korunma yöntemleri ama erken teşhis ve kanserden kurtulmanın en önemli yolu kanser taraması. Bu konuda çok fazla programlar yapılıyor, toplantılar yapılıyor ama ben hala maalesef ülkemizde tarama oranlarının düşük olduğunu düşünüyorum. Bazı kanserlerde, her kanserde tarama yapmak erken teşhis ve kurtulma bazen sağlamıyor ama bunu sağlayan belli başlı kanserlerde biz mutlaka tarama yapılmasını öneriyoruz. Hangi kanserler mesela veya atıyorum mesela bir kadın kaç yaşında direkt sorayım meme kanseri evet. için taramalı veya rahim kanseri için, erkek kolon veya akciğer kanseri için. Evet. Böyle de kısa bir bilgi verebilirseniz. Şimdi bizim için en önemlilerinden biri meme kanseri. Çünkü biliyorsunuz kadınlarda en sık görülen kanser meme kanseri. Yani yaşam boyu her 8-10 kadından birinin meme kanseri olma riski var. Ve meme kanseri aslında erken teşhisle çok çabuk halledilebilecek, tamamen iyileşebilecek bir hastalık.
rutin sağlıklı toplumda 40 yaşından itibaren her kadının mamografi yaptırmasını mutlaka öneriyoruz. Aile öyküsü varsa daha genç yaşta, 30'lu yaşlarda başlayabilir ama aile öyküsü olmasa da 40 yaşından itibaren her kadının mutlaka mamografi yaptırması lazım. Genellikle yıllık öneriyoruz. Sağlık Bakanlığı işte bazı hastalarda 2 yılda bir diyor ama Türkiye'de yaş ortalaması, kadın yaş ortalaması düşük. Yani biz çok genç yaşta, 30'lu yaşlarda çok fazla meme kanseri hastası görüyoruz. O yüzden ben hani kılavuzlar da o şekilde 40 yaşından itibaren yıllık mamografi yapılmasını öneriyorum. Hastalar çok çekiniyor, korkuyor. Aslında mamografi çok zor bir tetkik değil. Hatta yeni cihazlarla artık yani çok kısa bir sürede, birkaç dakikada mamografi taraması yapılabiliyor. Kendi kendini muayene, işte hatta ultrason da yaptıranlar var ama meme kanseri taraması mamografiyle yapılır. Yani en erken teşhis etmenin yolu mamografi. Meme ultrasonu tarama yöntemi değil. Özellikle o çok yapılan bir hata, onu söylemek istiyorum. Mutlaka yıllık mamografiyle tarama öneriyoruz. Kadınlarda yine daha genç yaşta gördüğümüz rahim ağzı kanseri, serviks kanseri için 21 yaşından itibaren tarama öneriliyor. Bu da çok önemli. Mutlaka cinsel yaş başlama yaşından bağımsız olarak 21 yaşından itibaren tüm kadınların tarama yaptırması gerekiyor. Zaten bizde de artık pek çok aile sağlığı merkezi de yapıyor. 3 yılda bir simir yaptırmak yeterli ama 30 yaşından sonra simire HPV testi ekleniyor artık. Bu da her hastanede yapılıyor. Aslında 30 yaşından sonra da simir artı HPV testi 5 yılda bir yapılabilir. Yani çok zor olan, böyle korkulacak bir şey değil. 5 yılda bir yaptırması yeterli. Kadınlar mutlaka bu iki kanser için taramayı yaptırmalı. Erkekler için? Şimdi hem erkek hem kadınlarda, erkekler için spesifik olan, o zaman onu söyleyeyim, prostat kanseri taraması. 50 yaşından itibaren sağlıklı toplumda tüm erkeklerin yıllık PSA baktırması yeterli. Prostat muayenesi, ürolojik muayene de olabilir ama standart önerilen aslında yılda bir PSA baktırması. Şimdi orada da erkekler biraz muayene olmaktan korktuğu için ve kaçındığı için gitmiyor. Ama muayene olmadan sadece PSA yıllık baktırmak bile prostat kanseri taraması için yeterli. Onun dışında en önemli kolon kanseri, bağırsak kanseri taraması. Aile öyküsü olmadan sağlıklı toplumda 50 yaşından itibaren herkesin, kadın erkek, kolon kanseri taraması yaptırması gerekiyor. O da aslında kolonoskopi ile değil sürekli. Kolonoskopi de zor bir yöntem, biliyoruz. Ondan hastalar çekiniyor. Ama aslında yılda bir dışkıda, gaytada gizli kan bakmak ve muayene yeterli. 3-5 yılda bir daha kısa sigmoidoskopi yapılabilir ya da 5-10 yılda bir kolonoskopi. Yani her yıl kolonoskopiye gerek yok. Bir dışkıda gizli kan baktırmak bile yeterli. Kolon kanseri böyle. Akciğer kanseri için de aslında tarama öneriliyor. Dünya kılavuzlarına girdi ama ülkemize Sağlık Bakanlığı programına girmedi. Ama biz onkologlar olarak öneriyoruz. Akciğer kanseri için de 50 yaşından sonra yoğun sigara içicilerinde 30 paket yıl eğer sigara içimi söz konusuysa düşük doz tomografi ile tarama öneriliyor. Biliyorsunuz çok yoğun bir sigara içiciliği var. O yüzden mutlaka biz 50 yaşından sonra yoğun sigara içenlere yıllık tomografi ile tarama öneriyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Peki, şimdi sigaradan bahsetmişken hazır. Kanser için diğer risk faktörlerinden de bahsedelim mi birazcık? Aslında risk faktörleri, önce şunu söyleyeyim. Az önce hani böyle hep aile risk faktörü varsa yoksa diye söyledim. Evet. Aslında kanserde %90 kadarı çevresel faktörler söz konusu. Yani yine burada da bir yanlış anlaşılma çok oluyor. Çok kanserin hep genetik olduğu, aslında genetik ya da ailesel geçişli kanser oranları %50'nin altında. Pek çok hasta görüyoruz, benim ailemde yoktu, ben hiç tarama yaptırmadım. Bizim az önce bahsettiğimiz tarama zaten aile öyküsü olmadan sağlıklı toplumda. Yani mutlaka bunu yaparsak kanseri erken teşhis edebiliriz. Yani ailesel olma oranı zaten %10'un altında. %10'u çevresel faktörler ve bunların da en önemlisi az önce konuştuğumuz sigara maalesef. En büyük, en önemli risk faktörü sigara.
Çok yoğun eğer alkol, yine yoğun alkol içiciliği olabilir. Beslenme çok önemli. Türkiye'de biliyorsunuz, örnek vermek istiyorum, özofagus veya yemek borusu ve mide kanserleri Doğu ve Güneydoğu'da daha çok görülüyor. Sıcak çay. Evet, çok yoğun sıcak çay içimi yemek borusunu tahriş edebiliyor ve beslenme, işte çok böyle tuzlu, salamura ve baharatlı yiyecekler kanser riskini arttırıyor. Beslenmede obezite, kilo çok önemli. Kanser riskini arttırdığını biliyoruz. Onun için beslenme önemli faktörlerden birisi. Radyasyona maruz kalmak, işte enfeksiyonlar, bazı enfeksiyonlar. Az önce rahim ağzı kanserinde human papilloma virüs, HPV demiştim aslında. Diyelim onun rahim ağzı kanserine o virüsün neden olduğunu biliyoruz. Bazı enfeksiyonlar yine kansere neden oluyor. Yani fiziksel aktivite önemli. Çok durağan fiziksel aktivitenin az olduğu kişilerde yine kanser riskinin daha fazla olduğunu biliyoruz. Şimdi aklıma gelenler bunlar. Korumayı tabii... geçmeden bir şey daha sorayım ben. Şimdi aslında ufak ufak değindiniz ama mesela tarama yaptırmak isteyen biri nereye başvurmalı? Onkoloğa başvurmuyorlar zaten. Öncelikle onu bir söyleyelim. Nereye başvurmaları gerektiğini de belirtebilirsek. Bu çok önemli bir soru aslında. Bundan bahsetmeyi unuttum, evet. Çünkü pek çok hekim bile nerede tarama yaptırması gerektiğini bilmiyor. Aslında KETAM, yani kanser erken teşhis ve tarama merkezleri var. Pek çok her şehirde, devlet hastanelerinde KETAM mevcut. O kanser erken tarama teşhis merkezine, KETAM'e başvurabilir hastalar. Orada bir hekim tarafından değerlendirilip zaten yaşına, risk faktörlerine göre hangi kanserler için tarama gerekiyorsa oradaki hekim tarafından isteniyor. Zaten kendi aile hekimleri de belli taramaları yapıyor demiştiniz. Evet, aile hekimleri de şu anda çok iyi bir sistemleri var. Bir kanser verileri, tarama verileri onların önünde ve tek tek hastaları arayıp, kadınları arayıp işte rahim ağzı kanseri taraması, meme kanseri taraması yaptırmaları gerektiğini söylüyorlar. Aile hekimlerinin de burada büyük bir rolü var. Teşekkürler. Değil mi? Risk faktörlerini bitirirken bir şey daha ekleyecektiniz sanki. Ben araya soru sordum ama. Diğer taraf, hani %90 çevresel dedim. Tabii ki ailesel genetik geçiş de söz konusu. %10'un altında dedim ama bu ailelerde taramaya daha erken başlamak gerekiyor. Biz bazı artık genetik mutasyon testler istiyoruz hastalardan. Eğer hastada pozitifse, diyelim o aileden geçen bir gen varsa, hasta yakınlarının da tarama yapıyoruz ki kanseri erken teşhis ve takip için. Yani bu genetik testler de artık çok fazla yerini almaya başladı. Birçok merkezde de bakılıyor zaten. Pek çok yerde bakılıyor. Aynen. Bizim üniversitemizde de bakılıyor. Tamam. Peki, kanserden korunmak için aslında risk faktörlerini söylerken biraz ipucu verdiniz, evet, ama neler yapmak gerekiyor? En önemlisi bu çevresel risk faktörü olan şeyleri azaltmak gerekiyor. Az önce de söyledim, en kötü olabilecek en büyük risk faktörü sigara. Çok yoğun bir sigara içiciliği var, sigara içmemek gerekiyor. Alkolü sınırlı tüketmek gerekiyor. Sağlıklı beslenme önemli. Mutlaka sağlıklı beslenmek, kiloyu korumak, yani obezite gerçekten bir risk faktörü. Ve fiziksel aktivite yapmak da koruyor. Bir takım bazı ilaçlar var korumadan bahsedilen ama böyle ömür boyu bir ilacı kullanmak ya da o kanserin gelişmesini engellemek çok mümkün değil. Yani çok rutin yapılan bir şey değil. Ama sağlıklı beslenmek, egzersiz yapmak önemli. Bunlara rağmen tabii risk yok mu? Var. Pek çok faktör var. Bazı hastalar öyle diyor. Ben bunların hepsini yaptım. Sağlıklı besleniyorum, spor yapıyorum. Niye kanser oldum? Başka faktörler de var ama... Hava kirliliği veya başka çevresel faktörler de söz konusu. Tabii sonuçta. Çok fazla, evet, şey söz konusu ama en azından bu ana yapabileceğimiz şeyleri yaparsak korunma açısından, kanserden korunma açısından çok önemli. Peki, son olarak da kanser tedavisinden biraz bahsedelim. Kemoterapi var, radyoterapi var, cerrahisi var. Bunlar hakkında ufak ufak bir şeyler, bir bilgiler verebilir misiniz? Şimdi bu çok geniş bir konu, çok fazla. Çünkü hücrelerin bir organda kanserin ne olduğunu başta tanımlamıştım. Aslında sanırım 200'ün üzerinde kanser var tanısı. Bunların hepsinin tedavisi birbirinden farklı. Ama çoğu kanserde işte erken teşhis edebildiğimiz zaman
cerrahi genellikle bu hastanın tamamen iyileşmesini sağlıyor. Ameliyatla hastaları tamamen kanserinden iyileştirebiliyoruz. Ama kanserin en önemli sıkıntısı ne? Tekrarlama riski. Yani o yüzden tek başına cerrahi bazen yeterli olmuyor. Genellikle biz ek tedaviler veriyoruz. Şimdi eskiden standart hep en çok kullandığımız tedavi yöntemi kemoterapiydi. Önce kemoterapi dışında çok fazla artık tedavi seçeneklerimiz var ama kemoterapiden bahsetmek istiyorum. Çünkü hastalarımızın çoğu hala kemoterapi alıyor. Bazen biz kemoterapiyi koruyucu olarak da verebiliyoruz. Yani toplumda kemoterapi böyle çok korkunç görülen bir tedavi yöntemi. Ama diyelim hasta ameliyat oldu ya da ameliyattan önce biz bazen kemoterapi veriyoruz. Buradaki amaç hani bulunduğu organ dışına çıktıysa bir kanser hücresi onu da yok etmek ve ileride bu hastalığın tekrarlama riskini azaltmak. Dediğim gibi cerrahi yok ediyor ama hastalara bunu iyi anlatıyoruz. Hani madem cerrahi yapıldı benim hastalığım yok niye kemoterapi alıyorum? İşte o gözle görmediğimiz hücreleri de yok edip ileride tekrarlama riskini azaltmak için. Artık çok fazla yeni destek ilaçlarımız var. Yani bulantı ilaçları işte halsizlik için çok zor değil aslında. Her hasta çok zor geçirmiyor kemoterapiyi. O yüzden her hasta farklı amaçla alıyor. Bunu bilmek lazım. Koruyucu olarak da verdiğimiz gibi tedavi için de verdiğimiz var. Kemoterapi dışında artık hedefe yönelik toplumda hani akıllı ilaç diye bilinen hedefe yönelik tedaviler ve bağışıklık sistemi üzerinden etkili immünoterapiler var. Son yıllarda artık bunlarda ciddi bir artış oldu. Yaygın hastalıkta bile kemoterapiye göre yaşam sürelerini çok uzattığını biliyoruz. Bazı hastalarda gerçekten işte kanser kronik bir hastalıktır deniyor. O hale geldi. Yayılmasına rağmen, metastatik olmasına rağmen bu tedavilerle yıllarca yaşayan hastalarımız var. Ama her hastaya hedefe yönelik ya da immünoterapiler uygun mu? Değil. Hastalar çok söylüyor, işte benim arkadaşım akıllı ilaç alıyor, ben niye kemoterapi alıyorum? Aynı kanserde bile, yani meme kanserinde diyelim ya da akciğer kanserinde hepsinin farklı tipleri ve bu hedefe yönelik tedavilere uygun farklı hastalar var. Yani biz akciğer kanseri olan her hastayı farklı tedavi edebiliyoruz. Yani o tümörün özelliklerine göre değişen bir şey. O yüzden hasta bazında karar veriyoruz. Bazı hastalar hedefe yönelik tedavi alabiliyor ama bazılarında tek seçeneğimiz kemoterapi kalabiliyor. Bu akıllı ilaçlarla ilgili çok fazla şey söyleniyor. Hani kemoterapi gibi değil, yan etkileri yok ama bunların da kendine özgü yan etkileri var aslında. Yani hiç yok değil. Yani bazen kemoterapiden daha fazla, daha kötü yan etki gördüğümüz ilaçlar olabiliyor. Ama biz bunları hani müdahale edebilecek, hastayı daha rahat geçirebilecek şekilde planlıyoruz tedavilerini. Kemoterapi ve immünoterapiden bahsetmişken, yaygın olarak bitkisel ilaçlar da kullanılıyor. Bu ilaçlarla birlikte bitkisel ilaçların kullanılması veya bunları kullanmayıp bitkisel ilaçların kullanılması konusunda bir şeyler söylemek ister misiniz? Şimdi bu da çok fazla piyasada var ve bizim her gün onlarca defa duyduğumuz konu. Bitkisel tedavilerin aslında kanseri tedavi ettiğine dair kanıtlar yok. Özellikle bu ilaçlarla birlikte kullanılmasını da istemiyoruz. Çünkü ilaçlarla etkileşebiliyor. Pek çok ilaç ve bitkisel maddeler karaciğerden atıldığı için kemoterapinin ya da o akıllı ilacın etkisini azaltabiliyor, arttırabiliyor, yan etkileri arttırabiliyor. O yüzden biz genellikle bu tedaviler, kanser tedavileri sırasında çok fazla bitkisel ek takviye alınmasını istemiyoruz. Karaciğer enzimleri yükselebiliyor, kan değerleri düşebiliyor. O yüzden bunlara dikkat edilmesi gerekiyor. Bununla ilgili tabii ki çok fazla öneren, piyasada kullanan var maalesef. Ama bilimsel kanıtlanmış etkisi çok fazla yok. Bizim kullandığımız ilaçlarla da birlikte dikkat etmek gerekiyor. En azından yan etki riskini arttırdığını biliyoruz. Evet. Onun için de etkinliği de azaltabilir. Azaltıyor, onu da bilmiyoruz. Evet. Bazı ilaçların gerçekten bitkisel takviyelerle ya da diyelim bizim birkaç akıllı ilacımız var. Mide koruyucular bile etkinliğini azaltıyor. O yüzden biz bunlara dikkat ediyoruz. Hastanın bazı ek ilaçları kullanmamasını, bitkisel takviye almamasını söylüyoruz.
O zaman kanser hastalarının hekimleri bilgisi dışında herhangi bir ilaç kullanmamaları konusunda uyaralım öncelikle. Aynen öyle. Aynen. Son olarak da radyoterapi ile ilgili birkaç şey söylemek ister misiniz? Belki onu da merak edenler vardır. İsterim. Ondan önce beslenme ile ilgili çok kısa, bir de çok sorulan bir soru. Şeker tüketmeli miyim, tüketmemeli miyim? Şimdi sağlıklı beslenme dediğimizde şeker zaten içermiyor. Yani normal bizlerin bile şeker tüketmemesi gerekiyor. Ama hani kanser hücresi, işte şeker tüketince kanser hücresi büyüyor, tekrarlıyor gibi bir söylem çok fazla var artık. Kanser hücresi şekerle büyümüyor maalesef. Yani az önce söylediğim gibi pek çok yolla şeker alması hastanın kanserini kötüleştirmiyor. Kanserini tekrarlamasına neden olmuyor. Ama hep söylediğim gibi sağlıklı kiloda olmak, sağlıklı beslenmek önemli. Yani hastalar dışında bizim de zaten çok tüketmememiz gerektiğini söylüyorum. Ama hasta tabii ki hepimiz gibi canı çok istediğinde arada tüketebilir ama abartmamak şartıyla. Ama hastalığına olumsuz bir etkisi yok. Radyoterapi de çok kullanılan yöntemlerden. Tabii o benim alanım dışında ama radyoterapinin de pek çok kullanma amacı var. Radyoterapi daha çok verildiği bölgede lokal olarak etkiliyor. Az önce örnek verdiğim gibi bir ameliyattan sonra radyoterapi o bölgeye verip orada o bölgedeki tekrarlama riskini azaltmak için radyoterapi kullanıyoruz. Bazen tedavi etme dozunda kullanıyoruz. Bir de genellikle destek tedavisi olarak çok sık kullanılıyor. Yani beyin metastazı var, beyne radyoterapi uyguluyoruz. Kemik metastazlarında işte kırık riskini azaltmak, ağrıyı azaltmak için radyoterapi uygulanıyor. Yani çok fazla kullanım alanı var radyoterapinin ama daha çok lokal bölgeye etkili. Hocam çok teşekkür ediyoruz bu değerli katkılarınız için. Ek söylemek istediğiniz bir şey varsa onları da alalım. Yoksa var mı şeyler? Söyledik bir cümle, hani son olarak söyleyeyim. Hani kanser artık gerçekten çok korkulacak bir hastalık değil ama hep üzerinde durduğum gibi erken teşhis çok önemli. O yüzden mutlaka taramaları yaptıralım. Çok teşekkür ediyoruz. Herkese iyi günler dileyerek programı kapatıyorum. Tekrar ayağınıza sağlık, teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi ile Sağlıklı Yaşamlar sona erdi.